Arkadaşlar ben Bay Pizza, Hacknet'e hoş geldiniz. Bu dördüncü bölümümüz. Kaldığımız yerden devam edelim bakalım. Hangi görevde kaldıydık? Okula dönüş. Evet, okula dönüş görevi. Bu arada arkadaşlar Steam'de bir grup oluşturdum. Videoların açıklamalarında grup linkini bulabilirsiniz. Veya Steam üzerinden Buy Pizza olarak aratarak dahil olabilirsiniz. Grup içerisinde bazen giveaway yapacağım etkinlik. Yani oyun kodları paylaşımı falan. Kimi zaman çekiliş yapabiliriz. İsteğe bağlı olarak. Aynı zamanda çekmem istediğiniz başka videolar var ise oradan da belirtebilirsiniz benimle iletişime geçerek. Evet, okula dönüş videosunu çekmeye devam edelim o halde. Bakalım bakalım ne diyor? Bir lise idaresi bizimle iletişime geçerek öğrencilerin özel verilerine erişilmesi konusundaki endişelerini bildirdi. Hiçbir şey silinmeyecek. Kendileri dosyaları inceleyebilirsin diye şifreyi kendilerine bildirmemiz istendi. Nasıl bir çeviri olduysa ben anlamadım bir şey ama neyse devam edelim. Çünkü İngilizce olarak daha farklı bir şey yazıyordu orada hatırladığım kadarıyla bir önceki videolardan. Sayın temsilci, Melbourne Lisesi İdaresi bizimle iletişime geçti. Bilgi teknolojileri sorumlusunun şifresini bulmamızı ve onlara göndermemizi istiyorlar. Amaçları ise öğrencilerinin hangi verilerinin tutulduğunu ve soruşturma sırasında inceleneceğini görmek. Falan filan bizden şifre istiyor. Ekleyelim bakalım şifreyi bulacağız. Bence bir bakalım proxy istiyor mu? Evet proxy istiyor bizden maalesef. Aklımıza tutalım. Sol alt köşe Millbrook High IT Office. Zombi oluşturalım. Şunu alalım. Sonra test server alalım. Viper alabiliyor muyuz? Aldık. Başka point clicker alalım. 4 tane yeter sanırım. Bir tane port hack istiyor. Onun haricinde de proxy istiyor arkadaşlar. Hemen proxy'yi açalım. Şu şekilde 4 tane zombi makinemiz ile ardından SSH 22. Zombilerle işimiz bitti. Şifreyi de aldığımıza göre giriş yapalım. Evet arkadaşlar şifre şurada. Klasöre girdiğiniz zaman veri tabanına home'a gireceksiniz. Home'un altında MH staff var burada. Yani yöneticilerin dokümanların bulunduğu bir klasör. Buna tıklıyorsunuz. Aşağıda pf alt çizgi memo.log var. Buraya tıklarsanız burada şifre belirtiyor bize. 7 tane yıldız arkadaşlar. Hemen buradan çıkış yapalım. Alacak bir şey var mı? Yok. Güzel. Logları silelim. DC'yi atalım. Mail'e tıklıyoruz. En son gelen maile yanıtla diyerek ardından ayrıntılara artıya tıklıyoruz. Buradan 7 tane yıldız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekleyip gönderiyoruz. Evet görev tamamlandı arkadaşlar. Onun haricinde bir tane daha mail gelmiş bulunmakta. Biz hatta bir tane daha geldi. Biz bunu okumaya çalışırken. Arkadaşın teki bize bir program verdi şurada şu son gelen mailde. Burada da Jason'ın PowerBook'tan mail şifresini bulmamız gerekiyor sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bir sonraki videoda bunu ele geçireceğiz. Elemanın notebook'unu ve ayrıyetten cep telefonunu. Cep telefonunu ele geçirmemiz için de ayrıyetten bir tane program daha geldi bize. Programa bakalım neymiş. Nedense bu şekilde bir kasma yapmaya başladı. Soldaki pencere açılırken. Daha öncesinde yapmıyordu.
Bakalım daha ne kadar bekleyeceğiz açılmasını. Niye böyle yapıyorsa çok ilginç yani gerçekten. Sürekli bir güncelleme geliyor oyuna. Bir şeyleri düzelteyim derken bir şeyler de bozuluyor sanırım. Evet. Bir tane not açıldı. İkinci bir not daha açılıyor. Onun haricinde şimdi programı biz ele geçirmemiz lazım. Şu açılırsa büyük ihtimal orada yazacak programın içeriği. Evet, sonunda. Şunu kapat. Oho, kapanması da bir ayrı sürüyor. Ne diyor? Birinci madde. Eosenkrasyasyonu olduğunu düşündüğünüz aygıtın yönetici erişimini sağlayın. Yani mesela şunu hackleyeceğiz bir sonraki videoda. Bunun erişimini sağlamamız gerekiyor öncelikle. Yani hacklememiz gerekiyor. Eşleşmiş cihazları bulmamız gerekiyor ardından. Yani scan komutunu kullanarak bu ağa bağlı olan başka bir makine var mı? Başka bir aygıt var mı? Onu bulmamız gerekiyor. Zaten scan ettiğimiz zaman bir sonraki videoda burada bir cep telefonu belirecek bizde haritada. Ondan sonra EOS DeviceScanner.exe diye bir tane program varmış. Onunla da cep telefonunu hackleyeceğiz arkadaşlar. Cep telefonun içeriğine gireceğiz. Burada da bilgileri vermiş. Admin ve şifre Alpine. Şimdi neyse onu da sonra bir sonraki videoya bırakalım. EOS programı nasıl kullanıldığını dair. 5. videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Böylelikle hangi görevde? Okula dönüş görevinde tamamlamış bulunmaktayız. Hoşça kalın.